Evet, iyi akşamlar sevgili dostlar. Yine sizlerle beraberiz. Beşiktaş hissesini inceleyeceğiz. Bir istek var Beşiktaş hissesiyle ilgili. Ben normalde arkadaşlar tekniğine bakmıyorum. Yani spor hisselerin tekniğine bakmıyorum. Ama Beşiktaş tekniğine bakalım. Şimdi ne olur? Bugün kötü kapattı Beşiktaş. Şimdi önce bir yasal uyarımızı bir burada sizlere gösterelim arkadaşlar. Burada anlatan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır arkadaşlar. Biz burada kendi şahsi görüşümü sizlerle paylaşıyoruz. Eğitim videoları çekiyoruz. Siz de kendiniz araştırın, öyle karar verin. Evet, şimdi arkadaşlar Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş bugün çok kötü, yani bir ara böyle yalancı çıkar gibi yaptı arkadaşlar. Yalancı bir yükseliş yaptı. 9 lira kadar çıktı. Hatta 9'ların üstüne kadar çıktı. 9.20 liraya kadar çıktı. Tekrardan hatta 9.50'yi gördü. Tekrardan aşağı saldı arkadaşlar. Hatta 8.67'ye kadar saldı. Oradan 8.81'de kapattı. Şimdi bundan sonra ne olur? Aslında beklenti bitmedi. Beklenti bitmediği halde bu Beşiktaş hissesi niye düşüyor arkadaşlar? Ben bile işte diyorum ya, burada aslında tekniğine bile burada bakmak zor arkadaşlar. Yani teknik bile bizi yanıltır. Yani spek hisselerde, spor hisselerinde beklenti satın alınır. Yani bu beklenti oluştuktan sonra daha da artık kaçışlar başlar. Şimdi ilk burada zirveyi gördü Beşiktaş zaten. 13.50'yi gördü. 13.50'den sonra bakın 14 Nisan'da 13.50'yi gördü. Hızlı bir şekilde düştü ve şuradan 6.73'ten tepki verdi. Şimdi buradan tekrar 6.73'e doğru gider mi? Gitme ihtimali var mı? Yarın Cuma. Şimdi Beşiktaş'ın önünde bir Galatasaray maçı var. Bu Galatasaray maçı kazandı takdirde veya berabere kaldı takdirde, matematiksel olarak ilan etmese de çok rahatlayacak. Yani çünkü rakibine puan vermemiş olacak. Yenilmemiş olacak. Ama ondan sonra ne olur? Ondan sonra da belki 2 gün daha tavan gitme ihtimali var. Ama şimdi tekniğine baktığımız zaman arkadaşlar, yarın da kötü açma ihtimali var. Yarın Cuma. Tabii maç var ama cumartesi günü. Yine de dediğim gibi beklenti artık alındı mı? Öyle bir his var. Yani öyle bir beklenti var. Baktığınız zaman yarın tekniğine bakarsak 8.46'ya kadar gelme potansiyeli var burada zaten. Fibosu var burada 8.46. 8.46'nın altına düşerse zaten dediğim gibi burada 7.82 var ve 7.23 bir kötü bir destek var burada. Yani Fibo desteği tekrardan oralara gelip oradan bir tepki verebilir. Şimdi Beşiktaş hissesi çünkü buralar dediğimiz gibi kritik yerler olarak görünüyor Beşiktaş'ta. Yani baktığınız zaman Beşiktaş'ın bugün yaptığı hareket kötü bir hareketti. Yani yukarıya çekti. Hatta 9.50'ye kadar gelip sonradan yine tekrardan eksi yemesi. Burada Galatasaray'ın bile yani yeşilde kapatması, Fener'in de eksi yemesi bir garip yani. Dediğim gibi beklentiler, spor hisselerinde beklentiler alındı mı arkadaşlar, böyle düşüşler oluyor. Şimdi biz yarın 8.46'ya kadar da gelecektir bu. Büyük ihtimalle gelecek. Ya buradan dönecek bu FIBA'dan ya da arkadaşlar bu 7.23'ü yine test edecek. Yani buradan dönecek. Yani şimdi baktığınız zaman burada bir 8.46'da bir 7.23 var. Ve kötü olarak da zaten 6.73'ten dönmüş. 6.73'e kadar da inmiş. Yani burada iğne atmış ama daha kötüsü 6.70 var burada. Şimdi spor hisselerinde her zaman dediğimiz gibi ne olacağı belli olmuyor. Belki buradan alıp götürürler 8.46'dan. Belki bu 7.23'e kadar düşürüp buradan götürürler. Şimdi yarın zaten tabanı kaç olacak bunun? Eksi 7.7 takdirde tabanına bakacağım şimdi. Bir saniye arkadaşlar. Tabanına bakalım buradan. Matrix'ten bakayım tabanına. Tabanı yarın tavan 9.69, tavan 7.93. Yani 7.93'e kadar da düşecek. Yani 7.93'e kadar düşme şeyi var. Dediğim gibi buraya kadar gelip şurası var. Yani şuradaki bir destek var. 7.93. Buradan da dönebilir. Tabii ki yarın nasıl olur? Yarını görmek lazım. Spor hisselerinde biz kestiremiyoruz çünkü. Ne olacağını. Çünkü destekleri hiç bakmıyor. Dirençleri hiç bakmıyor arkadaşlar. Yani siz bir arkadaş buradan bana mesajda yani destekleri hocam destek dirençlerini hiç söylemiyorsunuz. Yani şimdi bu hisse arkadaşlar destek dirence bakmıyor. Yani spek hisse olduğu için spor hisseleri destek dirence bakmıyor. Ama ben yine burada sizin için fiboları burada verdim. Dediğim gibi ilk durak 8.46.
Ondan sonra zaten yarın 7.67-80'e kadar düş, eksi kapatır, oraya kadar gelebilir. Oradan dönebilir. Yarın çünkü yarın maçı da bekleyecek illaki. Ama Galatasaray maçından sonra dediğim gibi tekrardan bu Fibo'ya 7.23'e gelip 7.23'ten eğer Galatasaray maçını kazanırsa, yani Galatasaray maçını kaybetmediği takdirde artık beklentiyi buradan belki alıp götürebilirler. Veya artık dediğim gibi eski yerlerine, yani şuralara 5.72'ye kadar da bundan sonra gelebilir. Çünkü önünde iki tane daha maç var. Galatasaray maçından sonra iki tane daha maç var arkadaşlar. Yani bir Türkiye Kupası var. Bu Şampiyon Ligi'ne katılırsa oradan primlenecek. O zaman şunu öngörüyoruz biz spor hisselerinde. Dediğim gibi burada 13.50 zirveden sonra artık çoğu insan elindeki hisseyi bıraktıktan sonra zaten buralara geldi. Bir tepki çıkışı yaptı ama sonradan tekrar aşağı saldı. Zaten Beşiktaş'ın 5 puan önünde arkadaşlar. Yani gitmesi lazımdı aslında. İkili tepeli yapması lazım normalde. Ama yapmadı. Dediğim gibi teknik işlemedi yani burada. İşte yarın teknik işlerse dediğim gibi yarın da büyük ihtimalle tabana kilitlenmedi ama 7-7.85'te kapattı ama yarın da bir eksi de açma ihtimali var. Dediğim gibi yarın eksi de açıp bu 8.46'dan 8.46 seviyesine gelip buradan da dönebilir. Hatta şuraya kadar gelip de dönebilir. 8.09'dan 8'den buralara kadar gelebilir. Yani 7.90'a kadar da inebilir. 7.90'dan bile tepki verip yukarı doğru çıkabilir. Ama bizim en kritik şeyimiz Fibo noktası. Bu Fibo 8.46'nın üzerinde kalması lazım. Yani teknik olarak 8.46'nın üstünde kaldığı sürece ve de cumartesi günü Galatasaray maçını kazandığı zaman tekrardan bu eski yerlerine gelmeye çalışacak. İlk önce burada 9.48 bir Fibo'su var. Sonra 10.45, sonra 11.75. Yani dediğim gibi daha şu anda tabii ki şampiyonluğu fiyatladı mı onu da öngöremiyoruz. O zaman şampiyonluğu fiyatladı, şuradaki fiyattan sonra 13.50'den sonra bir, yani hızlı bir şekilde aşağı düştü. Teknik olarak da tabii burada bir takas yedi. Ceza yedikten sonra bayağı aşağı geldi. Maçlar kaybetti tabii. 7 puandan fark 3 puana kadar indikten sonra buralara geldi ama dediğim gibi sonradan bir daha farkı açtıktan sonra bu son 10-17'yi gördükten sonra aşağı gelmesi de bir garip. Zaten bakın tepkiyle şurada 10.90'ı gördü zaten. 10.90'dan sonra aşağı geldi. Yani burada artık kâr satışları geldi. Kâr satışları geldikten sonra buraya kadar düştü. Şimdi dediğim gibi yarın da bir 8.46'ya kadar düşme ihtimali var. Fibosu var 8.46'da. Buradan dönmediği takdirde şurayı bekleyebiliriz. 8.19'u bekleyebiliriz. 8.19'dan dönme ihtimali var. Dediğim gibi. Ama biz yarın eksi açabilir. Dediğim gibi Galatasaray maçını kazandığı takdirde, artık Galatasaray maçı kazanıp güçlü bir şekilde kazandığı takdirde Pazartesi Salı tavan tavan gidebilir. Yani yine eski yerlerine gelebilir. Ama 13.50'ye gelir mi? Onu kestiremiyoruz arkadaşlar. Artık çünkü spor hisselerini, yani enteresan hisseler. Ben bu kadar sizle yani paylaştım. Çünkü burada fiboları da verdim size. Destek dirençleri. Dediğim gibi inşallah yarın artı açar. Ama temkinli olmak lazım. Çünkü artık ligin sonu geliyor. Millet artık elinden malı çıkarmanın peşinde. Onun için burada bir tepki yükselişi yaptı. Hatta 10 liraya kadar çıktı. Oradan yine aşağı verdiler. Yani artık ya fiyatladılar, mal kaçırmaya çalışıyorlar. Ya da bu yani silkeleme de değil arkadaşlar. Yani silkeleme desem silkeleme değil yani. Silkeleme olsun bu kadar eksi 7'ye kadar düşüp oradan tekrar eksi 1'e kadar geldi. Sonra tekrardan eksi 7'ye düştü. Yani gün içerisinde çok düştü. Çıktı düştü. Bir türlü artık kapatamadı. Yani olumlu bir şekilde kapatamadı. Yani şurada duramadı. Şurada dursaydı, şu Fibon'un üstünde dursaydı, şuradaki 9.48'de dursaydı, o zaman diyecektik ki yani Beşiktaş olumlu. Orayı gördü aslında. Buraya geldi. 9.50'ye kadar geldi. Orada kalamadı. Yani orada kalamadığı için alta doğru geldi. Yani 9.48'in üstünde kalamadı.